Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tören alanı hazır ol. Tören takımı, sancak, bayrak, as. Teşekkürler. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Çok kararlı ve 38 yaşında bir genç insanın liderliğiyle beraber kurtuluş mücadelesinin en kritik anı atamızın 3 gün önce İstanbul'dan Beşiktaş'tan yola çıkarak Samsun'a vardığı gündür. Kararlılığın ilk adımıdır ve o ilk adımla birlikte milletin uyanışı ve muazzam bir milli mücadele, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, hürriyet mücadelesi, bağımsızlık mücadelesi ve sonucunda milletimizin 1920'de önce meclis, 1923'te sonra cumhuriyetle buluşması. Atatürk'e ve o dönem mücadele veren silah arkadaşlarına, yol arkadaşlarına, milletimize, yani hepimizin aslında atasına, dedesine, ninesine büyük minnet borcumuz var. 21. yüzyılda Atatürk'ü anmak, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak bize farklı sorumluluklar da yüklüyor. Türkiye'mizin eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata, sanayiden bilime, teknolojiye, tabii ki adalete, özgürlüğe, fikir özgürlüklerine, demokrasiye, bütün bu noktalarda en üst seviyeye ulaşması konusunda büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluk toplumun her bireyine yüklenmiş durumda ama özellikle biz yöneticilere daha da fazla yüklenmiş durumda. Güzel İstanbul'umuzda bu bahsettiğim duyguların tamamını hayata geçirme ve milletimizle buluşturma konusunda kararlıyız. Bu kararlılık aslında günü geldiğinde hızla, zamanı çok geçirmeden bu pırlanta gençlere, bu şehrin, bu ülkenin en güzel haliyle yönetimini, bütün unsurlarını devretme sorumluluğu var hepimize. Umarım Türkiye'mizi dünyanın bu bahsettiğim unsurlar üzerinden en müreffeh seviyeye ulaştığı günleri sağlarız. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu ve ebedi liderimizi gerçekten anmış oluruz. Gerçekten o büyük mücadeleyi veren insanlara layık olmuş oluruz. Ben bu duygularla Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı yürekten kutluyorum. İstanbul'umuzun her noktasında bugün gün boyu, akşam kutlamalar, bir arada olmalar, coşkular. Artık milli bayramlarımızda milletimiz İstanbul'da ücretsiz ulaşıma da sahip ki bu coşkuyu yaşayabilsin diye. Bu noktada bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, coşkuyla gençlerimizin bir arada olmasını sağlamanın ne kadar anlamlı olduğunu hep birlikte yaşayalım istiyoruz. Emeği geçen herkese, tüm kurum kuruluşlara İstanbul'umuz adına da yürekten teşekkür ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Ne? Yardımcı olalım abla, efendim. Abla sen isterseniz mikrofonu ver, bunu gene sana yükledim. Evet, karete. Alabilir misiniz tabii? Evet, gençlerle yardımcı olalım isterseniz efendim. Dur.
Efendim buradayız. Buyurun efendim. Gel kızlarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gel gel gel. Gel sen sorma ya. Bir telefon verin arkadaşlar isterseniz. Tamam. Başkanlarımız evet. Başkanlarıma gelin. Sizden olur. Hadi arkadaşlar. Sonra gelin. Başkan biz de alacağız. Telefonu alabilir miyiz? Çekiyor bu yaşı. Tamam. Başkan çekiyorlar. Sen, biz de alacağız. Sen, tamam harika. Hoca var olarak gelebilir miyim? Sana bakın. Gençler harikasınız. Bayrağınız kutlu olsun. Teşekkür. Buradayız efendim. Telefon alabilirsin. Tamam. Çok güzel. Başarılar. Teşekkürler. Harika görünüyorsunuz. Başarılar. Hadi. Selam, nasılsın? Ses alacak zaten.